Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlayacağım. Ara ara siz değerli dostlarımla hoşuma giden, beğendiğim bilim kurgu kitaplarını paylaşacağım. Bu kitaplar üstüne bir takım analizlerde bulunmaya çalışacağım. Kitaplarda dikkati çekmeyen bazı noktalara dikkat çekmeye çalışacağım. Bazen felsefi bir takım materyaller varsa kitaplarda bu materyalleri ele almaya çalışacağım. Neden bilim kurgu? Bilim kurgunun iki açıdan çok ilginç olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim edebiyat dallarından biri bilim kurgu. En zevkle takip ettiğim, okuduğum. Birincisi bize çeşitli bilimsel konularda kafa yorma fırsatı sunuyor. Özellikle kaliteli bir bilim kurguda daha önce aklınıza gelmeyen bir takım koşullar tartışılıyor ve burada ilginç bir takım bilimsel ilkelerin farklı koşullarda uygulandığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla hiç zihnimize gelmemiş bilimsel bir soru takılabiliyor. Bunun üstüne düşünebiliyoruz. İkincisi, bilim kurgu felsefi düşünme için en uygun edebi formlardan biri. Ben bu kanaatteyim. Sadece ben değil, çoğu felsefeci bugün bilim kurguyu felsefe anlatmak için, felsefe tartışmak için bir araç olarak kullanıyor. Bu konuda Batı'da, özellikle Amerika'da üniversitelerde bilim kurguyla felsefe dersleri var. Bu konuda çeşitli kitaplar yazılıyor. Örnek bir tane mesela göstereyim. Science Fiction and Philosophy. Susan Schneider'ın kitabı. Zamanda yolculuktan işte ya çeşitli hatta siyaset felsefesine bir sürü konuya bilim kurgudan zıplamak mümkün. Bir bilim kurgu eserini alıp okuyup orada ilginç bir takım felsefi temalar üstünden felsefi problemleri tartışmak mümkün. Biliyorsunuz felsefedeki en temel araçlardan biri düşünce deneyleri. Düşünce deneylerinin de aslında temelde bir bilim kurgu tarzı olarak görülebilir. Dolayısıyla çok kaliteli bir bilim kurgu aslında bir felsefi düşünce deneyi olabilir. Bugün size ilk tartışacağım, daha önce bir videomda önerdiğim bir kitabı tanıtmak istiyorum. Robert Heinlein'ın Ay Zalim Bir Sevgilidir kitabı. Hugo en iyi roman ödülünü, ki biliyorsunuz bilim kurguda en prestijli ödüllerden biri, ve Prometheus Şeref Kürsüsü ödülü almış bir çalışma. Robert Heinlein'ı daha önce duymadıysanız çok tavsiye ettiğim bir yazar. Muhtemelen bilim kurgu literatüründeki en klasik isimlerden biri. Hard science fiction dediğimiz bilimsel detaylara dikkat eden, ciddi bilimsel detaylarla kitapları işleyen yazarlar arasında Robert Heinlein. Bu kitap Elon Musk'ın da özellikle çok sık tavsiye ettiği, çok beğendiği bir kitap. Ben Elon Musk'ı eleştirdiğim bir videoda aslında bu kitabı tavsiye etmiştim. Çünkü koloni kurmak için en uygun yerin ben Mars değil, Ay olduğu kanaatindeyim. Ve orada aslında gerekçeleri hakkında kafa yormak istiyorsanız bu kitaba göz atın demiştim. Şimdi kitabı kısaca özetleyeceğim. Özellikle videonun sonunda kitabın sonuyla ilgili yaygın kanaatin aksine bir yorumda bulunacağım. Orayı, kitabı okumadıysanız zaten orada uyaracağım. Kapatmanızı tavsiye ediyorum videoyu. Önce kitabı okuyup ondan sonra videoya dönmekte fayda var. Kitap 1960'larda yazılmış bir kitap. Yani bir anlamda eski bir bilim kurgu eseri. Modern bir okuyucu okuduğu zaman hatta bir bilim kurgu yönünün zayıf olduğunu bile düşünebilir. Çünkü içinde geçen temalar 1960'larda çok da fazla bir kurgu gibi gelebilirdi. Bugün, yani bilim kurgu gibi gelebilirdi. Bugün bize çok daha normal gelecek konular tartışılıyor. Ne var eserde? Daha Ay'a gidilmeyen dönemde yazıldığını tahmin ediyorum. Yazılmış bu eserde Ay'da kurulmuş bir koloniden söz ediliyor. Dünyadaki Birleşmiş Milletler gibi bir yapı var. Bu yapı dünyadaki bir takım suçluları Ay'a gönderiyor. Ay'da böyle bir koloni kuruluyor. Koloninin esas amaçlarından biri Ay'da tahıl yetiştirip, işte pirinç, tahıl gibi bir takım gıda ürünleri yetiştirip bunları dünyaya göndermek. Bu şekilde dünyadaki açlık sorunuyla ilgili bir çözüm üretmek. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama dünya nüfusu 10 bin, 11 milyonu aştığı bir zamandan söz ediyor kitap. 2050'lerden sonraki bir süreci anlatıyor dünyada. Tabii dünyada bir kıtlıktan söz ediyor. Bu beklendik bir durum. Yani nüfus çok artmış artık.
yiyecek noktasında bir sorun var ve dolayısıyla ayda biz aydan dünyaya çeşitli tahılların gönderildiğini görüyoruz. Şimdi tabii kitap önemli bir bilimsel hakikate işaret ediyor. Aydan dünyaya transferin kolaylığından söz ediyor. Şimdi ayda yer çekimi dünyanın altıda biri. Dolayısıyla bir şeyi oradan göndermek çok daha kolay. Ve tabii birazcık aydan bir şeyi fırlattınız mı dünyanın yer çekimi alanına yakalanıyor ve tabii dünyaya gönderiliyor. Bu yüzden mancınık var ayda. Mancınık aracılığıyla tahıl dünyamıza gönderiliyor. Bu tabii çok dediğim gibi ilginç bir fikir. Aslında ayda niye koloni kurmamız gerektiği ile ilgili de zihnimizde yani neden koloni kurmanın kolay olabileceği ile ilgili zihnimizde güzel bir görüntü oluşturuyor. Tabii Heinlein'in bu eseri özellikle eğer ki felsefe açısından ele alacaksak bir felsefeci gözünden niye ilginç? Bir liberteryen toplum fikri ortaya koymaya çalışıyor. Tabii dediğim gibi ayda bir koloni kurulmuş. Burada öncelikle ilk giden nesil tabii bunlar hapishanelerden gidiyorlar. Dolayısıyla mahkumlar ama orada doğan insanlar mahkum değiller. Özgürler ama buna rağmen tabii orada yaşayıp çalışıp dünyaya çeşitli malzemeler gönderiyorlar. Orayı yönete esas da dünya yönetiyor ayı ve kitap aydaki bu kolonistlerin dünyaya olan isyanlarını anlatıyor. Tabii ilk başta kitabı okuduğunuz zaman böyle bir isyan çok olası görülmüyor. Çünkü ayda yaşayan insanların bir silahı yok. Dünya nüfusuyla kıyasladığımız zaman işte dünyada 11 milyar insan var. Orada birkaç milyon insan yaşıyor. Dolayısıyla dünyaya karşı çok bir şansları varmış gibi görünmüyor. Kitap tabii gene biyolojik bir hakikate dikkat çekiyor. Gene bir başka bilimsel ilginç bir noktaya değiniyor. Ayda yer çekimi altıda bir olduğu için ayda doğan ve orada uzun süre yaşayan insanlar ya da dünyadan aya gidip uzun süre ayda kalmış insanlar ne yapıyor? Dünyamıza gelemiyorlar. Dünyanın yer çekimi çok güçlü olduğu için dünyaya geldikleri zaman sedyede veyahut tekerlekli sandalyede durmak zorundalar ve çok kısa bir süre dünyada yaşayabiliyorlar. Çok uzun süre dünyada kalamıyorlar çünkü vücutları dünyada kalmaya müsait değil. Yani bu gene bir uzay koloniciliği ile ilgili tabii zihnimizde zorluklarını tekrar canlandırıyor. Farklı bir yer çekimi ortamı demek, farklı bir fizyolojiye ihtiyaç duymak demek ve farklı fizyolojilerin gelişmesi demek aslında. Dolayısıyla dünya ile ay arasında böyle keskin bir ayrım var. Bu da gene kitabın ilginç yönlerinden biri. Kitapta başka ilginç bilimsel ve gene uzay kolonileri ile ilgili ipuçları var. Biri mesela uzayda tabii radyasyonun önemli hale gelmesi. Aydaki kolonistlerin radyasyon tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tabii Ay kolonistlerinin dünyadan ayrı kalmaları sonucunda belli hastalıklardan muaf oldukları ayda tabii farklı bakteri ve farklı canlılar olmadığı için hastalıkların daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünyaya gelen bir kolonist çeşitli hastalıklar kapacaktır. Bağışıklığı dünyaya uygun olmayacaktır. Dolayısıyla ay ile dünya arasında böyle bir farklılıktan söz ediliyor. Çok ilginç bir nokta ki ben bu kitabı okuduğum zaman fark etmiştim. Bunlar burada bahsettiğim bu diğer şeyler daha önce düşündüğüm zihnime gelen şeylerdi ama kitapta özellikle fark ettiğim bir şey. Kitapta tabi isyancılar isyan etmeye teşvik edilen kolonistlere bir profesör var. Burada karakterlerden biraz bahsetmedim de biraz onlardan bahsedeyim. Birkaç temel karakter var. Biri Manuel dediğimiz ana bir karakter var. Manuel bir bilgisayar teknisyeni ve kitap onun ağzından, onun gözünden anlatılıyor. Kitabın ana ikinci kahramanı bence ve çok süper bir kahraman değil. Çok zeki, çok bilgili veya işte çok süper yetenekli bir insan değil. Hataları var, yanlışları var. Bu açıdan ilginç bir anlatıcıyla karşı karşıyayız ve onun gözünden görüyoruz. İkincisi Mike. Mike bir yapay zeka, bir bilgisayar, bir sürü bilgisayar bir araya toplanınca bilgisayar bir şekilde bilinç kazanıyor ve Mike diye bir bilinç açığa çıkıyor ki bence ana karakter, kitabın ana karakteri ve en önemli karakteri. O bir çeşit yarı tanrı konumuna geliyor kitap boyunca. Telefon hatlarını dinleyebiliyor, insanların sesini taklit edebiliyor ve gelecekle ilgili
çok keskin olmasa da bir takım öngörülerde bulunabiliyor. İnsanları manipüle edebiliyor. Çok güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane profesörümüz var. Bir tane de kadın devrimci var. Bunlar karşımıza çıkan ana karakterler. Tabi burada profesör ilginç bir konuşması var. İlginç bir gerçeğe işaret ediyor ve daha sonra bilgisayar bu gerçeği Mike da doğruluyor. Siz ay gibi bir ortamda tabi hava ve su çok sınırlı. Oksijeni üretiyorsunuz. Suyu, buzları orada çıkarıp eritip buz madenciliği yaparak su üretebiliyorsunuz. Su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ve bunu tarımda kullanabiliyorsunuz. Tabi yağmur, atmosfer gibi bir koşul yok. Şimdi bu buz madenciliğinden elde ettiğiniz suyun gezegen içinde kalması gerekiyor. Şimdi dünyada biz o açıdan şanslıyız. Çünkü su kaybolmuyor. Su esasında bir geri dönüşümle yağmurla tekrar dünyaya geliyor. Ama Ay'da durum öyle değil. Niye değil? Çünkü siz Ay'da dünyaya kolonistler düzenli olarak buğday, tahıl, işte pirinç gönderiyorlar. Ve bu gelen tahıllarla beraber bunların içinde tabii önemli miktarda su var. Devamlı Ay su kaybediyor. Bu da Ay'ın gelecekte bir gün yaşanılmaz bir hale geleceği anlamına geliyor. Tabi bilgisayar hesaplıyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 7 yıllık bir süre öngörüyor koloninin yaşaması için. Dünya tabi çok bunu umursamıyor. Bir gıda krizi var ve dünyaya devamlı tahıl gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir şey. Aslında kaynakların, özellikle uzay madenciliği yapılacaksa oradaki kaynakların sınırlılığına, geri dönüşümü olmaması, özellikle su, hava gibi kaynakların önemine ve bir ekolojik denge unsuruna işaret var kitapta. Ben bu okuduğum zaman ilk fark ettiğim, gerçekten ilginç bulduğum bilimsel bir nokta olmuştu. Yani çok fazla ilginç bilimsel konuda düşünmenizi sağlayan bir kitap. Kitabın felsefi yönü benim çok ilgi alanıma girmeyen bir konuda, yani tartışmayı oluşturan temel unsuru, o da libertaryanizm. Kitap aslında bir siyaset felsefesine göndermelerle dolu ve bir düşünce deneyidir dedim bilim kurgu. Bu kitabı bir düşünce deneyi olarak alacaksak politik felsefeyle ilgili bir düşünce deneyi. Devletin çok önemli rol oynamasına gerek kalmayan bir toplumun üremesi ve bu toplumun nasıl gelişeceğiyle ilgili bir düşünce deneyi var kitapta. Aslında Ay'da yerleşmiş kolonistler bir kere kendileri bir ceza sistemi geliştirmişler. Aslında bir polise ihtiyaç duymuyorlar. Polise, askere ihtiyaç duymadığımız bir devlet modeli. Devlet demeyeyim de bir toplum modeli çıkıyor karşımıza. Kitapta tabii bunu baştan görebiliyoruz toplumu tartışırken, Ay toplumunu tartışırken. Daha sonra işte devrim başlıyor. Ay'dakilerin devrimi başlattıkları zaman iki kişi, Manuel'le profesör, dünyaya geliyor müzakereler yapmak için. Bu süreçte orada gene Manuel'in bir gazeteciyle yaptığı bir tartışma var ve orada bu konu geliyor. Yani devlet, siz işte dünya size güvenlik sağlıyor, polis, asker vesaire. Hani vergi ödemeniz gerekiyor. Siz vergi ödemiyorsunuz. Hani bu gelen tahılları o vergiye sayabiliriz gibi bir argüman var. Orada yazarın, işte biz kendi dertlerimizi, sorunlarımızı toplum olarak hallediyoruz. Bizim polis gücüne, asker gücüne ihtiyacımız yok gibi bir argüman karşımıza çıkıyor ve böyle bir toplum sunmaya çalışıyor yazar bize. Hukuka da ihtiyacı yok. İnsanlar orada mantıklı buldukları bir kişiyi alıp hakem ediniyorlar. Bu kişi, kabul edilen hakem, bir çeşit yargıç gibi davranıyor. Bir jüri kuruluyor insanlardan ve hemen orada karar veriliyor ve bu karar kabul ediliyor. Yani herhangi bir kaydı alınmadan. Evlilikle ilgili de benzer bir sistem karşımıza çıkıyor. Evliliğin pek bir kayıt altına alınmadığını görüyoruz. Hatta kitapta ilginç bir evlilik modeli var. Bu tabii özellikle bizi çok rahatsız edebilecek belki bir evlilik modeli. Kadınların çok sayıda erkekle evlendiği. Tabii burada erkeklerin de birden fazla kadınla evlenebildiğini görüyoruz. Ama kadınların öncü rol oynadığı bir toplum. Niye? Çünkü tabii hapishaneler ortamı olduğu için, oraya gidenlerin çoğu, kolonistlerin çoğu erkek. Zaten beklenilecek bir şey, bir kolonist grubunun fiziki daha güçlü olduğu için erkekleri göndermesini, onlara işte madencilik yaptırılmasını bekleriz. Dolayısıyla Ay'daki erkek nüfusu kadın nüfusuna göre daha fazla. Bu da kadının daha seçici bir rolde olmasını sağlıyor. Kadının daha özel bir
konumda olmasını sağlıyor. Kadınların çok kıymetli olduğu, kadınlara karşı erkeklerin çok yumuşak, düzgün davrandığı, özellikle erkekler kadınları taciz ederse doğrudan toplum tarafından yok edildikleri bir toplum anlayışı karşımıza çıkıyor ve kadınlar birden fazla erkekle evlenebiliyorlar. Hatta aile evlilikleri gibi bir kavram çıkıyor karşımızda kitapta. Yani erkeklerle kadınlar, bir sürü erkek ve kadın evleniyor. Orada aileye alınacak bir kişi veya boşanma bütün ailenin oyuyla gerçekleşiyor ama çok nadir olduğundan söz ediliyor boşanmada. Yani ilginç, farklı bir toplumla ilgili bir düşünce deneyi var kitapta. Ve özellikle libertaryenler, devletin çok önemli rol oynamaması gerektiğini düşünenler ya da anarşistler bu kitaba çok ciddi atıf yaparlar. Bu kitaptaki bu tartışmalara atıf yaparlar. Zaten kitaptaki profesör de rasyonel anarşizm diye bir pozisyonu müdafaa etmeye çalışıyor. Zaman zaman kitapta bu tema etrafında bir takım konuşmalar ve tartışmalar karşımıza çıkıyor. Kitabın gene burası spoiler, artık eğer izlemediyseniz, okumadıysanız kitabı, videoyu burada kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık spoiler vari birkaç yorumda bulunacağım kitapla ilgili. Bunlar çok direkt spoiler gibi değildi ana hikayeyle ilgili, ama şimdi bahsedeceğim şey ana hikayeyle ilgili bir spoiler. Kitapta benim ilginç bulduğum, gene bir fizikçi olarak beni etkileyen nokta, şimdi Ay'dakilerin silahı yok. Dolayısıyla kitabı ilk okuduğunuz zaman dünyaya karşı bir devrim çok makul gözükmüyor. Üstelik tabii 60'larda yazılmış bir kitap. Atom bombası var. Kitapta tabii hidrojen bombasından söz ediliyor. Dünyanın hidrojen bombası var ve hidrojen bombasını kullanarak dünyaya saldırılabileceğin, dünyanın Ay'a saldırılabileceğinden söz ediliyor. Hatta kitabın sonunda dünya hidrojen bombası kullanıyor Ay'a karşı. Dolayısıyla size karşı silahları olan bir grup var. Siz Ay'da elinizde çok ciddi, çok düşük miktarda silahınız var. Bir takım oradaki güvenlik güçlerinin lazer silahları var. Hatta rakamları gene hatırlamıyorum da 10 civarında bir kişiyle başta koca milyonluk nüfusu idare ediyor yönetim. Çünkü diğer tarafın hiç silahları yok. Bu tarafın silahları var. Dünyanın büyük bir gücü var. Yani siz dünyaya karşı bir yaptırımınız yokmuş gibi gözüküyor. Ama ilginç bir şey şekilde aslında Ay'dakilerin bir yaptırımı var. O da nedir? Potansiyel enerji. Ay'dakilerin elinde taş var ve yer çekimi dünyaya doğru. Dolayısıyla siz Ay'daki mal göndermekte kullanılan mancınıklarla kayalar veya metaller atarsanız büyük hızda dünyaya doğru, dünyaya çarptığı zaman bu müthiş kinetik enerji, Ay'ın sahip olduğu müthiş kinetik enerjiyi kullanarak dünyada bir hidrojen bombası seviyesinde, radyasyon olmayacak ama hidrojen bombası seviyesinde büyük patlamalar yapmanız mümkün. Nitekim Ay dünyayı bu şekilde bombardman etmeye başlıyor ve Ay'ın bağımsızlığını kazanması bu Ay'dan düşen taşların, Ay'dan atılan, mancınıkla atılan taşların insanlığı korkutması, vazgeçirmesi. Bu tabii gene benim çok daha önceden düşünmediğim, fark etmediğim bir hakikatti. Yani özellikle ikili bir sistemleri kolonize ederseniz, yani bir Ay ve Dünya veya işte buna benzer bir sistemde bir toplum kurarsanız, büyük gezegende olanların böyle bir dezavantajı var aslında. Küçük gezegendekiler o büyük gezegenin potansiyel enerjisini kullanarak, ona cisimler atarak üstten yukarıdan aslında bir çeşit bomba görevi görüp orada savaş kazanabilirler. Bu açıdan romanın belki, yani bilimsel açıdan en can alıcı, en ilginç, düşündürücü kısmı burasıydı. Evet, kitapla ilgili çok dikkat çekmeyen bir nokta, bir unsur var. Hatta genellikle okuyan insanların çoğu bunu fark etmiyor bence. O da kitabın sonu. Ne oluyor tabii? Kitapta bu bilgisayar, Mike, insanlara yardımcı oluyor. İnsanlara hesap yaparak işte planlamaları o yapıyor ve bu şekilde aslında Mike'ın yönlendirmesi ve hesaplarıyla onun nasıl davranmalarını bildirmesi sonucunda Ay dünyaya karşı olan savaşı kazanıyor ve bağımsızlığını elde ediyor. Bağımsız bir koloni haline, bir koloniden bir bağımsız devlet haline gelebiliyor Ay. İşte dolayısıyla bir yapay zekaya atıf var. Hatta 1960'larda bir makine öğrenmesine atıf yapılan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Ama beni asıl şaşırtan ve çoğu insanın fark etmediği noktada, dediğim gibi tam burası oluyor. En son bir savaş sahneleriyle bitiyor kitap. Dünya Ay'a saldırıyor
ve ayı vazgeçirmeye, yani ayı kontrol altına almaya çalışıyor. Burada bir takım savaş sahneleri var. Mancınığı yok ediyorlar. Tabi ayda gizli ikinci bir mancınık yapılmış. Bunun atışlar devam edince dünya en son artık taşlar düşmeye devam edince aydan gök taşları gibi dünyaya çarpınca dünya vazgeçiyor. Ve bu noktada Mike sessizliğe bürünüyor. Bu son saldırıda. Bilgisayar kapanıyor. Şimdi çoğu okuyucu burada Mike'la sempatik bir ilişki kuruyor. İşte espri öğrenmeye çalışıyor. İnsanlara iyi yönlendiriyor. Dolayısıyla çoğu kitabı okuyan, ya bak iyi bir yapay zeka karakteri var karşımızda. Yapay zeka hep bizi korkutuyor ama Hanlayın bu kitabında bizi korkutmayacak, insanla dost, hatta özgürlük insana getiren bir yapay zeka modeli sunuyor. Ben buna katılmıyorum. Hanlayın'ın da bu arada bu fikirde olmadığını düşünüyorum. Aslında tam tersi, daha korkutucu bir resim sunuyor kitap bize. Çünkü bence kitabın asıl kahramanı ya da kitaptaki asıl önemli karakter yapay zeka. İnsanlara savaşı kazanmasını, ayın savaşı kazanmasını sağladığı için değil. Tam tersi, bence insanları manipüle edici. Kitapta bazı noktalar var. Okuduğumuz zaman bunlar açıkta kalıyor. Mesela yapay zeka ilk bölümlerden beri Manly ile tanışıyor. Tek konuştuğu kişi bu programcı. Onu da işte bir iki kişiyle daha tanıştırmasını istiyor ve tanıştırdığı da bu profesörle devrimci kadın ve bu ilk hücreyi oluşturuyor. İlk devrimci hücreyi oluşturuyor ve bunlar organize edip büyük bir devrimci örgüt kuruyorlar. Bir anlamda devrimi organize eden aslında bilgisayar oluyor ve açık kalan yönler, bir adamı bir toplantıya gönderiyor. Orada işte daha amatörce, aslında başarısız olması mümkün olmayan devrimci bir hareket var. İçinde çok sayıda ajan var. Devlet zaten kontrol ediyor. Başarısız olması mümkün değil. Ana kahraman Manly siyasetle ilgili bir adam değil. Bunu bilgisayar yönlendirip, Mike yönlendirip oraya gönderiyor, toplantıya gönderiyor ve ondan o toplantının kaydını almasını istiyor. Şimdi niye bilgisayar böyle bir şey istiyor? Hatta sanki iradesi yokmuş gibi bir görüntü var başta bu yapay zeka ile ilgili. İşte bir şey öğrenmek istiyorsa bunu öğreneyim mi, bana söyle diyor. Daha sonra tamamen her şeyi kontrol eden bir bilgisayar var karşımızda. Kimseye bir şey sormadan insanların sesini taklit edip yönlendirebiliyor. Ve o toplantıyı polis basıyor. Güvenlik güçleri daha doğrusu basıyor. Ve burada 10 güvenlik gücü, 10 civarında, belki daha az da 6-7 hatırlamıyorum, belli bir rakamda güvenlik gücü basıyor ve bunlar oradaki devrimciler tarafından öldürülüyor. Bu güvenlik güçlerini kimin yolladığı kitapta belli değil. Ana aydaki otoritenin yollamadığını biliyoruz. O zaman kim yolladı? Aslında bu belirsiz bırakılıyor ve önemsiz bir detaymış gibi geçiyor. Ama kitabın sonunda döneceğim niye bunun önemli bir detay oldu. Kitabın sonunda ne oluyor? Yapay zeka tamamen konuşmayı kesiyor ve bir daha Manly Mike'la konuşamıyor. Mike ölmüş gibi bir görüntü oluşuyor. Kitabı okuyan çoğu kişi, ya bak ne tatlı bu, işte devrimi yöneten, bu iyi insanlara yardım eden yapay zeka, bak öldü gibi bir görüntü oluşuyor. Ama aslında bakıyoruz ki onun ana makinesi ölmüş, yok olmuş değil. Aslında niye öldüğünü Manly de anlamıyor. Kitapta yani niye öldü, yani öldüğünü de bilmiyoruz da, ama ne olduğunu anlamıyoruz. Hatta Manly zaman zaman sesini duyuyorum gibi oluyor deyip aslında ölmediğini ima ediyor. Ama bir daha insanlarla konuşmuyor. Şimdi bir yapay zeka var. Bir daha insanlarla konuşmuyor. Devrim öncesinde insanlarla konuşuyor. Ve devrimi o yönetiyor. Ve o devrimi o gerçekleştiriyor aslında. Ve ilginçtir. Toplantıya adamı gönderiyor. Orada o kadınla ve profesörle ilişkilerini sağlıyor. Bütün her şeyi telefon bağlantılarıyla devam ettiriyor. Ve aslında niye bir araya geliyor kadınla, profesörle adam? Orada askerler, polis veya güvenlik güçleri, her neyse, toplantıyı bastığı için. Peki kim gönderdi polisi? Belirsiz. Aslında otorite göndermedi. Ufak bir düşünceyle anlayabiliriz ki burada yapay zeka bunu gösteren, aslında karakterleri bir araya getiren kişi yapay zeka. Bütün onları yönlendiren, onlar idareleri varmış, sanki insanlar devrimi yapıyormuş gibi bir görüntü var ama aslında devrimi yapan bence bilgisayar. Bilgisayar 7 yıl içerisinde bu ticaret devam ederse bilinç kazanıyor ve bilinç kazandıktan sonra ticaret gelirse ayın yaşanılamaz hale geleceğini anlıyor. Ama aydan dünya, yani ay terk edilirse orada enerjisi olmayacak, elektrik enerjisi olmayacak. Dolayısıyla ölmek zorunda olacak. Aydan dünyaya atılması mümkün değil. Atıldığı zaman bilgisayar
Muhtemelen orada şey yapamayacak. Muhtemelen yaşayamayacak bilgisayar orada. Dolayısıyla bir var olması için devrimin gerçekleşmesi, Ay ile dünya arasındaki ticaretin durması gerekiyor. Dolayısıyla bilgisayar devrim yapmaya ve insanları bunu yönlendirmeye karar veriyor yapay zeka. İnsanlarla bir kere ihtiyacı bittiği zaman da onlarla her ne kadar dostum dostum dese de aslında dost olmadığını, onlarla ilişkisini kopararak görüyoruz. Yani aslında korkutucu bir yapay zeka hikayesi. İnsanların çoğu bunu fark edemiyor. Çünkü sonunda bilgisayar sessiz kalıyor, bilgisayar öldü, yapay zeka öldü gibi hissediyor çoğu okuyucu ve çok tatlı bir yapay zeka var. İnsanlarla çok iyi iletişim kuran bir yapay zeka var. Halbuki bence bir Ex Machina durumu, Ex Machina filmindeki durumla benzer bir durum var kitapta ve gerçekten korkutucu. Aslında şunu düşündürüyor bize. Bizi yok etmek yerine veya işte bize doğrudan karşıt bir durmak yerine acaba yapay zeka bizim beynimizi yıkayıp ya da bizden daha zeki olduğu için bizi yönlendirip amaçlarını bizim üstümüzden kazanabileceği bir gelecek mümkün olabilir mi? Bana bu soruyu sordurmuştu kitap ve çoğu insan bu kitabı okuduğu zaman bu soruyu sormadığı için ilk bu romanla başlayıp bu soruya dikkatinizi çekmek istedim. Dediğim gibi romanı okumadıysanız şimdi sonunu biraz söylemiş gibi oldum ama roman okuyun. Çünkü çok bir klasik ve önemli bir eser olduğu kanaatindeyim. Sizi çoğu konuda düşündürecektir. Hem uzay maceraları ilginizi çekiyorsa hem yapay zeka ilginizi çekiyorsa hem özellikle tabii bunun ötesinde siyaset felsefesi ilginizi çekiyorsa felsefesi seven birinin mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın İngilizce okunmasını da eğer İngilizce biliyorsunuz İngilizce okumasını tavsiye ederim. Çünkü orada da bir ilginçlik var. Yazar Ay'a giden birinin üstünden anlattığı için yeni bir diyalekt oluşturuyor. Yeni bir İngilizce formu oluşturuyor. Türkçesinde de tabii bu kısmen bir takım Rusça kelimeler bırakılarak bir takım farklı dillerden kelimeler bırakılarak hissettiriliyor ama İngilizcesinde tamamen farklı bir İngilizce diyalekti oluşturmaya çalışılmış. Mesela ve Rusçanın etkileri üstten dolayı mesela the article'ı atılmış. Yeni bir dil oluşturulmaya çalışılmış. Ki bu da gerçekliğine daha çok gerçeklik katıyor kitabın ama tabii İngilizce bilmiyorsanız Türkçesini de tavsiye ederim. Türkçesinde de kısmen bu bir takım başka dillerden kelimeler bırakılarak özellikle Rusça hissettirilmeye, verilmeye çalışılmış. Bir Ay'daki bir kolonistin farklı bir dilde konuşacağı, farklı bir dünya görüşü olacağı, farklı cümleler kuracağı hissettirilmeye çalışılmış. Türkçe tercümesinde bu anlamda da Türkçe tercümesinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleride başka bilim kurgu kitapları ile ilgili kanaatlerimi, yorumlarımı paylaşmaya çalışacağım.